Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz e-futbolda ve e-futbol mobilde e insanlar tabii ki de maç kazanmak için taktikleri vesaire birçok şeyi kurgulayarak maç kazanmaya çalışıyorlar ama birçok şeyde özellikle mobilde bu detaylar yok. Bu o yüzden mobilcilerin çok dikkatli bir şekilde dinlemesi ve izlemesi gerekiyor. Konsoldakiler kendileri de bakabilir ama mobilde bu kadar ayrıntılı olmadığını düşünüyorum. O yüzden de detaylı bir şekilde burada anlatacağım. Hangi oyun tarzını benimsememiz lazım? Hangi oyun tarzıyla oynamamız lazım? Hangi dizilişi yapmamız lazım? Birazcık da kendimiz bu işin içinden çıkamıyorsak yapay zeka oyunun yapay zekasına bırakarak bu işi nasıl bir taktik dizilişi ya da bir şema bulabiliriz. Bunları kontrol edeceğim. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi oyunda e, burada taktikler kısmına geldiğinizde takım oyun tarzı kısmı var biliyorsunuz ki. Takım oyun tarzı kısmında toplam 5 tane e, ana maddemiz var. Bunlardan bir tanesi takım oyun tarzı olarak top çevirme oyunu, e, hızlı kontratak uzun top kontra açıkta ve uzun top şeklinde. Şimdi biz bunların hangisini yapmalıyız? Hangisini yaparsak ne kadar artısı olur eksisi olur? Birazcık bunlardan bahsedeceğim ve sizin sisteminize uygun oyun zaten hangi dizilişi yapmanız gerekiyor? Hangi dizilişte ne kadar faydanız var ya da eksi oluyor? Bunları gösteriyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle top çevirmeye değinelim. Top çevirmede e, hani genelde şunu diyorsunuz. Ya ben top çevirmeyi çok seviyorum çünkü oyuncular kanatlara iyice yayılıyor ama e, Center for ileri kaçmıyor. Sebebi şu hemen gördüğünüz gibi hücumda oyuncular sıkı bir biçimde pozisyon olarak kısa pasların verimliliğini en üst düzeye çıkarır diyor. Yani burada herhangi bir şekilde bu arada beyaz olanlar biziz. Gördüğünüz gibi center for pozisyonunda oyuncumuz e, sol kanattan atak geldiğinde yani bizim oyuncumuz sol kanattan atağa kalktığında gördüğünüz gibi ileri koşmak yerine sola doğru deplase oluyor. Yani ileri kaçmak ceza sahası içerisine dripling atmak yerine o daha çok top olan oyuncusuna yaklaşmaya çalışıyor. İşte bu yüzden top çevirme dizilişinde arkadaşlar e, forvet oyuncuları agresif bir şekilde ileriye gitmiyor. E, eğer ki siz hızlı bir şekilde ileriye gitmek istiyorsanız hızlı kontra atak değineceğiz ona e, ya da uzun top kontra seçmeniz gerekiyor. Top çevirmede maalesef bunu uygulayamıyorsunuz. Peki top çevirme oynayacaksanız defansta ne oluyor? Hatırlarsanız birçok mesaj şöyle geliyor. Defans da çok açık veriyor benim takımım. Defans da inanılmaz önde oluyor. Dostlar top çevirme dizilişinde ve hızlı kontrol atak dizilişinde birazdan hızlı kontrol atan da detaylarına bakacağız. Defans çizgisi önde oluyor ve agresif bir şekilde topu kaptığında pres yapmaya çalışıyor oyuncularınız. Bunun artıları tabii ki de var. Topu erken kapıp tekrardan atağa çıkabiliyorsunuz. E, topu çok iyi bir şekilde kapıp ya da rakibe de bir şekilde oyun kurduramayabiliyorsunuz ama defansınızda tabii ki de oyunu önde oynadığınız için arkaya atılan toplarda açık veriyordu doğal olarak. Top çevirme dizilişinde topu kazandıktan sonra bakın burası da çok önemli. Ya topu kazanıyorum, ileri git be, ileri koş be kardeşim, pas atayım da pozisyona girelim. Yok işte. Bu tamamıyla topu ayağınızda tutmaya özgü bir sistem. Gördüğünüz gibi takım topu kontrol eden oyuncuya yakından destek sağlayarak Topun, topun hakimiyetini olduğunca uzun süre korumaya çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defans oyuncuları ve orta oyuncuları topu kapan oyuncunun hemen yanında bitiyorlar. Ve pas alternatifleri oluşturuyorlar. Aslında bu Guardiola'nın Barcelona'da e, oynattığı sistem o tiki taka e, sürekli oyuncuların içeriye girmek yerine sağa sola deplase oldukları sistem aslında bu top çevirme. Son olarak da biraz önce açık verdiğinden bahsetmiştik. Sebebi şu. Topu kaybettikten sonra topu kaybettikten sonra topun en yakınındaki oyuncular topun bulunduğu oyuncuya pres yapmak için hızla harekete geçer. Farkındaysanız ne demiştim? Beyaz olan oyuncular biziz. Beyaz yuvarlaklar. Gördüğünüz gibi defans çizgisi orta sahaya kadar gelmiş durumda. Takımınız bütün hatlarıyla önde pres yapıyor adam adama bir şekilde. Gördüğünüz gibi bundan dolayı top çevirme e, açık, defansta açık verirken hücumda da niye ileriye koşmuyor? Tabii ki de bu arada hep eksilerini veriyor gibi olduk. Hayır, eğer ayağınızda topu tutmak istiyorsanız ve sabırlı bir şekilde oynamak istiyorsanız bu dizilişin çok önemli ve çok güzel şeyleri var. Bu dizilişte de, açıkta da göstereceğim. Bu iki dizilişte defans oyuncularınız özellikle... Evet, top çevirmede daha ileride kalıyor ama açıkta da ve top çevirmede kanat adamları çizgiye, taş çizgisine yakın yapıştığı için, o çizgide yakın oynadığı için çok rahatlıkla takımın boyunu genişletiyorsunuz ve rakip de size defans yapmakta çok zorlanıyor arkadaşlar. Bunları maç olarak da iyi bir like getir gelirse bu videoyu göstereceğim. Merak etmeyin. Top çevirme bu şekilde. Gelelim hızlı kontrata. Hücumda gördüğünüz gibi oyuncular aktif bir şekilde rakip kaleye doğru koşarak kontratak sağlıyor. Biraz önce top çevirmeleri demiştik. Ya oyuncularım ileri kaçmıyor. Abi kaçmasını istiyorsan hızlı kontra atak oynayacaksın. Gördüğün gibi oyuncular ileriye topu kaptığın an deli gibi koşuyorlar ve düz bir şekilde koşuyorlar. Bakın bu çok önemli. Bulundukları mevkinin düzü şeklinde. Tabii ki de bunlar robot değil. Boşluk kollayan olur vesaire olur. Fırsatçı golcü olur. Bunlar boşlukları bulduğunda da boşluklara da kaçacaklardır ama genelde stabil bir şekilde bulundukları mevkinin dikine doğru koşmaya başlıyorlar. Sistemi çok fazla bozmadan. Peki ben hızlı kontra atak oynayacağım ve hücum benim istediğim gibi. Peki defansta senin istediğin gibi mi? Hemen şöyle kontrol edelim. Oyuncular önde etkili pres için ileride bir defans hattı kurar ve sahanın ön kısmında topu kazanmaya çalışır diyor. Şimdi top çevirmeden daha agresif bir defanstan bahsediyoruz. Bakın top çevirmedeki defansta bek adamını görüyorsunuz değil mi? Belirli bir yere kadar sağ beke bakın. Belirli bir yere kadar gelip orada sabit duruyor. Yani çok aşırı basmıyor. Ama hızlı kontra atakta direkt adam adama basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ bekin ve sol bekin özellikle Sabek'in daha da ileri çıktığını görüyorsunuz. Yani eğer orada adam olması durumunda birebir basması için hızlı kontrol atakta daha agresif bir defans yapıyor. İleride yani yapıyor. Bu maalesef dezavantaj olabiliyor. Eğer topu da iyi kaparsanız avantaj oluyor. Topu kazandıktan sonra bakın yine burada zaten ileriye doğru yine koşuyorsunuz. Yani normal atakta ya da topu kazandıktan sonra mantalite şu. Klop taktiği. Klopp nasıl Liverpool'da topu kaptığıma inanılmaz bir şekilde en hızlı şekilde kaleye gitmeye rakip kaleye gitmeye çalışıyordu. Bu sistemde aynı sistem zaten Klopp'un sistemi bu hızlı kontrol atak. Ee, gördüğünüz gibi oyuncular yine hızlı bir şekilde deplesi oluyor. Özellikle ön hat oyuncularının inanılmaz bir şekilde ileriye doğru koştuğunu görebiliyorsunuz. Peki topu kaybettikten sonra hani biraz önce top çevirmeden bahsetmiştim hızlı kontrol atakta aynı şekilde topu kaybettikten sonra abi bunlar pres yapıyor. Ne olursa olsun topu kapmaya çalışıyor. Bu yüzden de defans çizgisi önde olduğu için eğer topu kapamazsanız arkada problem yaşıyorsunuz. Ama topu kaparsanız da şurada topu kaptığınızı düşünün. Hemen burada adamlarınız bir an önce atağa çıktığı için çok rahatlıkla da pozisyon bulabiliyorsunuz aklınızda bulunsun. Gelelim uzun top kontraya. Bu, bu da ilginç bir diziliştir ve kullanılan bir diziliştir. Özellikle bazı dönemler oyunlarda defans oyunda defans yapmak çok zor zorlaşıyor. Bu şu anda bu dönemler öyle. E, o zaman da defansı biraz daha geride kurmakta fayda oluyor. Uzun top kontra atakta oyuncular etrafa yayılarak uzun paslardan verimli bir şekilde yararlanmanızı ve hücum başlatmanızı imkan sağlar. Topun bulunduğu oyuncunun uzakların, uzaklarındaki oyuncular bile aktif bir biçimde rakibin geri hattının arkasına koşarak gol fırsatı yaratmaya başlar. Şimdi farkındaysanız burada santriforlar çok üst düzey koşmak yerine Santriforlardan ziyade kanat adamlarıyla daha fazla koşarak pozisyon bulmaya çalışıyor. Santrforlarda bir ileri diripnik atma yok ama kanat adamları gördüğünüz gibi ya da diğer bek adamları hafif böyle kanada e, kendini atarak pozisyon bulmaya, kendini boşa çıkarmaya çalışıyor bu dizilişte. Bu dizilişin en büyük artılarından biri defans hattını görüyorsunuz arkadaşlar, geride kuruyor. Oyuncular kale yakında derinlerden bir defans hattı kurarak oradan savunma yapar. Özellikle oyunu rakip sete çevirdiğinde tamamıyla defansa gömülüp kapanabiliyorsunuz bu dizilişte arkadaşlar. Sadece bu diziliş değil, oyun tarzı değil. Takım takımın bu şekilde defans yapmasını istiyorsanız uzun top kontrolü açıkta ve uzun topta da buna benzer şeyler göreceksiniz. Birazdan anlatacağım. Topu kazandıktan sonra, topu kazandıktan sonra bakın hızlı kontrol atakla alakası şu. Bunlar farkındaysanız biraz daha kanada açılıyor. Yani rakip defansın boşluklarına doğru gidebilmek için kanada açılarak top istiyorlar sizden. Aradaki fark bu ama dezavantaj ne? Şimdi hızlı kontra atakta topu kazandıktan sonra zaten oyuncularınızın birçoğu rakip kaleye yakındı farkındaysanız. Ama uzun top kontrada topu kaptıktan sonra özellikle rakip oyunu sete çevirdiğinde siz bütün hatlarınızla defansta kapandığınızda işte bu sefer daha fazla pas ve daha fazla e, ne olursa olsun zaman geçiyor rakip kaleye gitmenizin. Uzun top kontranın artısı defansta sağlam kalması ama hem ayranım dökülmesin hem de bazı kötü şeyler oldu değil. O yüzden de sen defansa bu şekilde kalabalık yapabiliyorsan ileri çıkmak için de takım boyun uzadığı için maalesef rakip kaleye gitme süren uzuyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Topu kazandık, kaybettikten sonra burada öyle pres olayı yok, top çevirme ve e, uzun top hızlı kontrol ataktaki gibi, uzun top kontrol atakta oyuncularınız eğer özellikle santrforlara kontrolde hedef falan verirseniz genelde santrforlar ileride kalıyor. Ama santrforların dışındaki bütün oyuncuların geriye kapandığını görebiliyorsunuz. Bu da size bir trik veriyor oyunda. Şöyle genelde e-sporcuların 3 santrfor dizilişi var. Yani siz eğer ki orta saha ve defans adamlarınız geri kapanacak... Ama ben kardeşim topu kaptıktan sonra da bu kadar az adamla da ileride olmayayım diyorsanız 3 forvet ya da 4 forvet sistemde oynayarak uzun top kontrol oynayabilirsiniz. Bu da ne olur? 3-4 adamınızın ileride kalacağı ama geri kalan bütün adamlarınızın geride kalıplaşmış bir şekilde defans yapacağı anlamına gelir. Bu da ne olur? Yine sağlam o kadar adamla defans yapabilirim diyorsanız ileride 3 adam 3 forvet bırakırsınız ya da 4 forvet bırakırsınız ya da 5 size göre ama geride kalanlarla da defansı kapalı bir şekilde yapabiliyor olmanız gerekiyor. Gelelim açıkta ya. son dönemlerde açıkçası hani açıkta açıkçası açıkta oynamamın sebebi menajerimden dolayı menajerim e, Stojkovic'i aldık açıkta ve hızlı kontra atak oynayabiliyor ne demiştim size son dönemler defans yapmak zor o yüzden ben açıktayı tercih ettim neden açıktayı tercih ediyorum şimdi Hücumda oyuncular gol bulmak için yanlardan hücum etmeye ve orta yapmaya odaklanıyor. Şimdi orta yapmaya odaklanıyor diye illa orta açmak zorunda değilsiniz. Yani içeriye merdiven dediğimiz sistemde onu da bir videoda anlatacağım. Merdiven dediğimiz e-sporcuların kullandığı sistemle de kaleye doğru gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuncular gol bulmak için yanlardan hücum etmeye ve orta yapmaya odaklanır. Oyuncular topun orta yapılmak üzere iyi bir pozisyon olduğunu fark edince koşarak pozisyon alır ve gol atmaya çalışır. Yani orta saha adamlar özellikle ofansif orta sahalar eğer ki ceza sahası içerisinde yakınsa siz topu kanattan özellikle de son çizgiye doğru yaklaştığınızda kendilerini içeriye doğru atıyorlar. Özellikle santriforlar kesin atıyor. Ee, sebebi de orta kafa olsun ya da içeride konumlansınlar diye. Peki bunları anlattık. Biraz nefessiz kaldım. Şimdi gelelim defansta. Uzun top kontrada nasıldı defansta? Uzun top kontrada defans oyuncuları geriye doğru çok agresif bir şekilde koşuyorlar. Bunda öyle aşırı bir koşma yok arkadaşlar. Bunu bunda defansı biraz daha çizgisini geride tutuyor. Bakın yine önde, yine adam adama, yine öyle aşırı bir kapanma yok. Ama burada yine defans çizgisi birazcık geride olduğu için yine defansı rahatlıkla yani ceza sahasının içerisine doğru hızlı defansın arkasına doğru paslar o kadar da üstün bir şekilde rakip tarafından atılamıyor arkadaşlar. Ama kesinlikle e, uzun top kontradaki kadar agresif kapanmıyorlar yani. Şimdi gelelim topu kazandıktan sonra. Dostlar bu adamların bu dizilişte bu adamlar bu sistemde kanada evriliyorlar hep. Hep kanada bu dizilişte top çevirmenin en büyük artıları da şu. Top çevirmede de kanat adamları çizgiye basarken açıkta oynadığınızda da kanat adamları çizgiye basıyor. Şimdi derseniz ki ben bu kadar geniş oynamak istiyorum ama top çevirme dizilişinde adamlar agresif bir şekilde ileri kaçmıyor. Ben biraz daha agresif olsun istiyorum derseniz Açıkta dizilişinizi size öneririm. Eğer daha agresif kaçsın ve uzun top kontradan defanstan iyi çıkarım diyorsanız en iyisi uzun top kontra oluyor. Ama uzun top kontrada bu kadar çizgiye yapışmaz adamlar. En fazla top çevirme de açıkta da oluyor. Topu kaybettikten sonra burada da defans adamları geriye koşuyor ama farkında mısınız bilmiyorum. Bakın uzun top kontrada burası çok önemli. Uzun top kontrada defans olabildiğince defansa kümeleniyorlar. Yani aslında Mourinho sistemi topu kaptırdıktan sonra öncelikle bir takım halinde bir kapanılıp bir topu öyle kapalım ya da Simone tarzı. Bakın defans gördüğünüz gibi çizgisi Ceza sahasının yayına kadar gidiyor ama açıkta da bu kadar agresif değil. Yavaş yavaş geriye doğru yani adamı basmak yerine adamı kontrolde tutacak şekilde yavaş yavaş geriye kaçıyorlar. Yani uzun top kontradaki kadar agresif bir kapanma yok burada. Ama tabii ki rakip oyunu sete çevirdikten sonra bu dizilişte de tabii yavaş yavaş ister istemez kapanma olacaktır. Ama uzun top kontradaki kadar agresif değil bunu unutmayalım. Topu kaybettikten sonra bu. Uzun top oyunda en az kullanılan sistemdir. Rakiplerinizde genelde uzun top oynadığını görmezsiniz. Neden? Kullanılmıyor. En fazla uzun top top çevirme, hızlı kontrol atak ve uzun top kontrol atak oynanıyor. Açıktayı da çok fazla kullanmıyor insanlar. Ben açıktayla bilmiyorum keyif alıyorum oynamaktan. Ama uzun top en az kullanılan sistem hatta menajer olarak da en fazla hani e, bu dediğim 3 4 e, ya yani açıkta da saymayım 3 e, sistem kullanılırken özellikle açıkta ve uzun top kontra uzun top oynayan dizilişler ya da bunu destekleyen menajerler satılmıyor genelde oyunda. Peki uzun top kontra ne? Çok ilginç bir sistem var aslında. Oyuncular orta sahada hakimiyet kurmaya çalışmaktan ziyade uzun toplara odaklanır. Yani burada oyunu hakim olmak yerine rakibe hakimiyeti verdiğiniz bir sistem. Belki de bundan dolayı ve bundan dolayı da sadece topu ileriye bir pivot forvetiniz olduğunda şişirebileceğiniz bir sistem. Uzun paslar almaya hazırlanırlar ve ayrıca etraftaki oyuncular da gerek olduğunda ikinci topları almak üzere pozisyon alırlar. Yani uzun top attığınızda o topu nereye atarsanız diğer oyuncularınız oraya doğru birazcık tampon yapıyor ve oradaki seken topları alabilmek için biz birkaç yayında oynamıştık uzun top. Çok fazla topu ileriye şişirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü defans ve orta saha çok sabit kalıyor ve siz pas yapamıyorsunuz maalesef ki. Defans hattı bunda da geride farkındaysanız. Yine bakın oyuncuları parselliyor da defansta öyle deli gibi koşmuyor uzun top kontradak gibi defansa. Yine oyuncuları kontrollü bir şekilde basmadan onları sabit bir şekilde garanti altında tutarak defansa yanaşıyor bu diziliş. Aynı zamanda topu kazandıktan sonra biraz ilginç bir diziliş bu. Yani ilginç bir oyun tarzı. Defans oyuncuları geriye doğru gidiyor kazandıktan sonra çünkü takımın boyunu uzatmanız gerekiyor. Neden uzatmanız gerekiyor? Sizin defans oyuncularınız geride, geriye doğru geldiğinde eğer rakip basarsa rakibin boyunu uzatıyorsunuz ve bu yüzden de uzattığınız için topu ileriye doğru şişirdiğinizde orada bir karambol, bir kaos yaratıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Peki topu kaybettikten sonra bu da aynı şekilde defansa geliyor. Farkındaysanız bakın uzun top kontradaki kadar yaya kadar yaklaşmıyor. Bu da birazcık agresif bir defans ama açıkta kadar değil. Aradaki farkı görmeniz için tekrardan şöyle göstereceğim. Bakın defans yayına kadar defansın ön çizgisine kadar geliyor burada. Burada hemen şöyle bakalım biraz daha orta sağda karşılayıp ama yine rakiple mesafe bırakıyor. Burada da gördüğünüz gibi ee, biraz daha geride ama uzun top kontra atak kadar da agresif bir şekilde yine kapanmıyor. Yine geride kalıyor. Burada da şunu yapabilirsiniz. Ee, bakın santriforlar geri gitmiyor. Burada da uzun top oynayacağım ama benim halantım var. Ben halantı kullanacağım diyorsanız. Halantın yanına 2-3 tane santrifor daha koyup oraya şişirerek topu arkadaşlar. En azından halantın çevresinde toplanmasına sebep olursunuz oyuncuların. Ve e, bu şekilde pozisyon bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi topu ayağınızda tutmayıp sadece şişirmeniz gereken bir oyun. Bu da maalesef ki sizin eğer ki oyunu öğrenmeniz gerekiyor ve oyunda gelişmeniz gerekiyorsa sizi asla ve asla geliştirmeyecek bir sistem. Bu arada bu video bu kadar olacak. Bir sonraki videoda değişken dizilişten bahsedeceğim. Şimdi bir diziliş yaptık ya da bir sistem oturttuk top çevirme ya da hızlı kontra atak ya da bula bula. Ama bunlara uygun hangi dizilişi oynamamız lazım? Sağ tarafta bize oyun trikler veriyor. Bir sonraki videoda bunları detaylı bir şekilde size anlatacağım. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.